Evet, herkese merhaba. Uzun bir ara oldu Salih. Evet. Yaklaşık 1,5 sene yapmamışız yayın. Evet. Ama genel bir hayat koşuşturmacası içinde bir türlü buluşup bu işe odaklanamadık. Ki son 4 bölümdü değil mi? Uzaktan yaptık. Evet. İlk defa bir yüz yüze geldik. Artık şu seriyi bitirmenin zamanı geldi dedik. Ki Kesinlikle. diğer videolarda da yorumlara baktım. Gerçekten anladığım kadarıyla Türkiye'de de bu yayın, yani bu seriyi tek tek yorumlayan bir podcast ya da bir kanal yok gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla yorumlarda da hani teksiniz ve benzeri yorumlar vardı. Ya umarım sağ salim bitiririz artık. Pek bir şey kalmadı aslında. Çok az bölüm kaldı. Bence bitireceğiz bu sefer. Evet, 31. bölüm. 6 Mayıs 1960. A Stop at Willoughby Willoughby. miydi? Willoughby Willoughby. bölümündeyiz. Farklı bir bölüm. Aslında belki kitaptan not almışsındır diye düşünüyorum da diğer bölümlere oranla fantazi bölümü. Evet. O kişinin aslında gerçeklikten kaçma. O kaçış sürecinde de farklı bir fantastik bir dünya yaratıp kendisine, aslında fantazi dünyası yaratıp oraya kendisini atmayı attığını görüyoruz bu bölümde. Evet, yani gerçeklikle bağını koparıyor. Çünkü içinde bulunduğu, yaşadığı gerçeklik artık onu tatmin etmiyor. Ve bu mutsuzluk içinde bu olmaktansa kendi yaratmış olduğu dünyada yaşamayı tercih ediyor. Bir nevi Inception diyebilir miyiz? Peki ne diyorsun? Yani beyin bazen bu tarz şeyler yaratabiliyor ya seni farklı. Mesela rüyalarımız en basiti. Çok stresli olduğumuz anlarda gerçekten güzel rüyalar görebiliyoruz. Bu da bir çıkış sağlıyor ama uyandığında yine gerçeklik devam ediyor. Evet. Hepsini bir anda Winrar dosyası gibi açılıyor ya gözünü açtığın an. Arka planda hepsi tek 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 bütün gerçeklik karşına çıkıyor ve hayat yine devam ediyor. Ben bölümü izlerken ilk acaba dedim zaman kayması ve benzeri hani fantastik bir tarafa mı gidiyor hikaye ya da bilim kurgu temeli olan bir hikaye mi olacak diye düşündüm. Sonra son sahnede zaten adamın vefatıyla da kafamda oturdu. Yani kişi bu sıkıntılardan kaçmak için aslında hayatını sonlandırıyor. Evet. Bir de acaba şey dedim ben bölümü izlerken. Bilinçaltında cenaze şirketinin ismi Willoughby ya. Evet. Acaba dedim hani bilinçaltında cenaze şirketinin zaten biliyor ismini ve ünlü bir şirket diyelim bu. Kendi kasabasında ya da şehrinde. Kafasında da öyle bir kara şehir yaratıyor ve o şehirde kendisini buluyor. Acaba hani böyle bir geçiş olmuş olabilir mi? Açıkçası notlarda bulamadım okuduğum yerlerde. Hani böyle bir atıf var mıdır diye düşündüm. Bulamadım. Ya ben de açıkçası böyle bir şeye rastlamadım. Gerçi ben çok da araştırmadım. Daha önceki okuduğum ya da seyrettiğim şeylerden birazcık karşılaştırma yapabilirim bölüm için. Ama bunların hepsi bir tesadüf müydü? Yoksa Rod Serling'in de her bölümde söylediği gibi Alacakaranlık Kuşağı'nın o Araf kısmında mı kalmıştı karakterimiz? Bunu tabii büyük bir soru işaretiyle hepimiz seyrettik bölüm sonuna kadar. Ama ana karakterimiz olan Bay Williams'ın artık gerçekten çok fazla bunaldığını görüyoruz. Yani iş yerinde mutlu değil, evinde mutlu değil, eşiyle yine sıkıntılar yaşıyor. Maalesef. Ve hani eşi de sen nasıl birisin vesaire diye sürekli kızıyordu. Hatta bir yerinde Bay Williams'a şöyle bir şey söylüyordu. Sen yanlış zamanda doğmuşsun. Bu beni Hatırlıyorum çok o sahneyi. Merdivende düşündüren. otururken miydi ya da yere mi Evet. otururken? Ve bu bana şunu düşündürdü. Gitmiş olduğu Willoughby kasabası da 1880'lerde geçiyordu. Yani dönem olarak 1880, 1888. 1888'de geçiyordu. Yani oradaki zamanı o günün 1960'taki döneme kıyasla daha çok seviyordu. Çünkü belki de insanların birbirine daha dostça, daha samimi bir şekilde davrandığı o dönemleri olan özlemi var. Burada ben bazen kendimi de düşünüyorum. Ben de diyorum bazen 70'lerde, 80'lerde bazı şeyler daha samimiydi ve günümüzde bu değerleri kaybediyor olduğumuz için o dönemlerde yaşasak daha mı iyi olurdu diyorum ama o dönemlerde yaşamış olsak bu kez de 40'larda, 50'lerde bu samimiyet vardı ve biz şu anda bunu kaybettik. Bu belki de yetişkinlik dönemiyle alakalı bir özlemdir. O nostalji hissine belki de hayatımızın bir döneminde yakalanıyoruz ve o histen bir türlü çıkamıyoruz. Böyle bir döngüde dolanıyoruz. Bay Williams o döngüyü kıramadı Ve bence. Williams kendi istediği bir işi yapmıyor aslında. Orada bir diyalog geçiyordu eşiyle. Senin yönlendirmenle bu işi yapıyorum. Normalde benim yani yaşasam yeterli. Zevk alacağım şeyleri yapsam yeterli. Dolayısıyla
biraz da eşin yönlendirmesiyle kendi kararlarını almamış Williams. Dolayısıyla da eşinin hayatı daha iyi olsun istediği için ya da eşi öyle istediği için elinden geleni yapıyor, ancak işten sıkılmaya başlıyor bir süre sonra. Ya kendi karakterine uygun olmayan bir işi yaptığını fark ediyor ve dolayısıyla da buradan bir çıkış arıyor. Zaten filmin başlangıç sahnesinde de bir başarısızlık neticesinde hani eşinden de bir zılgıt yediği için. Aslında patronundan yiyor. Tabii ilk patron, sonra evde. Yani aslında mobbinge uğruyor baktığında iş yerinde de. Patronu sürekli bir şeyleri tam olarak halledemediğinden dert yanıyor ya. En sonunda bağırarak çıkıyor iş yerinden. Patronuna kızıyor. Bazen belki biz de böyle hissetmişizdir, memnun olmadığımız işler yaparken. Bağırmak istemişizdir, haykırmak istemişizdir ama karşılık verememişizdir. Bay Williams bunu yapıyor ama bunu yaptığı için eşiyle de maalesef büyük bir tartışma yaşıyor. Ardından tren yolculuğu yapıyor ve bu yolculukta uyuduğu zaman Willoughby kasabasına gidiyor. Aslında bir sürede sorguluyor ya bu kasabanın gerçekliğini. Böyle bir kasaba gerçekten var mı, yoksa ben mi kafamda uyduruyorum diye. Bir ara makinist miydi? Onunla konuşuyorlar. Böyle bir kasabayı araştırdım ama bulamadım diyordu. Fakat yine bölümün sonunda senin de söylediğin gibi görüyoruz ki cenaze evi Willoughby. Evet. Yani orası işte asıl böyle soru işareti bırakan kısım oldu. Bu da güzel bağlandı ama bence konuyla. Yine bir nasıl desem ucu açık bir şekilde bitirdi bizim için. Ve üstüne düşünebilecek bir malzeme ya da bir içerik bize veriyor bu bölümde. Evet. Yine tam alacakaranlık kuşağı bölümlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bölümünde. Yani bilim kurguya kaysaydı belki daha farklı, daha lezzetli bir şeyler olurdu ama bu şekilde de hakikati bence vermesi çok güzel olmuş, evet, burada. Yani o kaçışı fantazi dünyasında arayan bir adamın aslında, evet, gerçeklik hikayesi, algısını nasıl, evet, görüyoruz? Bence bunu sorgulamak için de güzel bir bölümdü. Yani çevremizde bir şeyler yaşıyoruz, bizi memnun ediyor ya da etmiyor. Ama buna ne kadar uyum sağlayabiliyoruz? Yani uyum sağlayamadığında kendini açtığın bir yol oluyor, kendini rahatlattığın bir alan oluyor ve bu alan içerisinde senin için gerçeklik artık o oluyor. Diğer insanlar bunu göremiyor, bunun farkında değiller. Ama o zaman da şeyi düşünmeye başlıyorsun. Gerçeklik tam olarak nedir? Nedir? Hani benim algıladığım bir gerçeklik var, diğerlerinin algıladığı bir gerçeklik var. Yani biraz da şey gibi değil mi? Aynaya bakan her insan kendi bakış açısıyla o aynayı gördüğü için herkes farklı bir şeyler görüyor o aynada. Buna benzer bu durum aslında. Ama güzeldi. Ben beğendim genel olarak bölümü. Evet, yani üstüne düşünebileceğimiz bir malzeme veriyor gerçekten. İstersen burada bu bölümü özetledik zaten. Burada bitirebiliriz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşça kalın.